Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. 11. sözün ortalarında bir yerdeyiz. Burası Söz Basım Yayının sayfa altı sözlüklü mizampajına göre Sözler Risalesi'nin 184 ve 185. sayfaları. 184'ten az bir şey okuyup 185'e geçeceğiz bu mizampaja göre. Oradan da bir miktar okuduktan sonra ince tefekkürünü yapmaya çalışacağız. Fakat ondan önce hemen 11. sözün başına bir döneyim. Oradaki ayetleri bir hatırlayalım. 11. sözün nasıl bir şey eylemek için yola çıktığını, hangi ayetleri tefsir etmek için yola çıktığını bir hatırlayalım. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhaha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِر Şems suresinin 1 ila 7. ayetleriydi bunlar. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. Kısa bir meali şu şekilde. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse kişiye ve onu intizamla yaratana. Bir daha okuyayım mealini. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamlı yaratana. Şems suresinin bu ayetleri ve Kur'an'da buna benzer daha nice ayet bize şöyle bir noktaya atfı nazar etmemizi, dikkat etmemizi emrediyor, nasihat ediyor, tavsiye ediyor demiştik. Neydi o nokta? İnsan bir intizam ürünü, alem de bir intizam ürünü. Ve alemle insanın arasında da en büyük resimle en küçük resimle arasında birçok katman var. Bunlar da her birisi birer intizam ürünü. En küçük daireye insan dersek şuur sahibi bir mahluk olarak bu daire ile en büyük dairenin intizamlarının bir ilgisi var. İnsanın bu dünyada var olması için işte burada bahsedilen güneşe, aydınlığına, aya, güne, geceye, gökyüzüne, yeryüzüne, onun yayılıp döşenmesine, İnsan için hazırlanmasına hepsine ihtiyaç var. Cenab-ı Hak o alemin düzeniyle kendi düzenimizin arasındaki bağları kurmamızı, bu yönde tefekkürler yapmamızı, tefekkürlerimizi geliştirmemizi emrediyor, tavsiye ediyor, nasihat ediyor bize. Çünkü bunun hem imanımıza, hem ibadetlerimize, hem de ahlakımıza katacakları var. Böyle bir şuura ulaşmanın, böyle bir bilince ulaşmanın evren insan ilişkilerine katacağı çok şeyler var. Bunu geçtiğimiz derslerde konuştuk. Zaten Bediüzzaman Hazretleri de hemen sözün başındaki paragrafta bu mevzuu bize çıtlatıyor tabiri caizse, hissettiriyor. Böyle bir şeyin, bu sözün konusu olacağını neredeyse söylüyor en başta. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını, yani alem hangi hikmetler üzerine yaratıldı, hangi maksatlar, amaçlar, sırlar üzerine yaratıldı, bunu açmak için bu tılsımı, bu şifreyi çözmek bu sözle beraber olacak. Eğer hikmet alemin tılsımını ve hılkati insanın muammasını, bir de insan bu alemde niye yaratıldı? Alem rakamlara sığmayan bir mesafede, bilmem kaç milyon galaksiden oluşan bir alem, belki milyar galaksi, bildiğimiz kısmı, belki bilmediğimiz ne katmanları var daha. Bu alemin içinde bir de küçüğün küçüğü bir insan var. Alemin dürülmüş hali gibi. Bu insan niye yaratıldı? Hılkati insanın muammasını
ve hakikati salatın rumuzunu. Ve namaz ne yapıyor bizde? Namaz nasıl bir hakikati ifade ediyor? Onun da işaretlerini bir parça fehmetmek, anlamak istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak dedi. Biz burada şunu hemen kavruyoruz. Alemin intizamı hikmetiyle insanın intizamı hikmeti namazla birbirine bağlanıyor. Adem aleme namazından bağlanır. Adem aleme namazından bağlandığı gibi alem de Adem'e namazından bağlanıyor. O iki büyük intizamın küçük olan ve büyük olan ama küçüklüğü içinde büyük sanatıyla büyük olan intizamla hakikaten büyük olan, cismen de büyük olan intizamın arasındaki bağ da namazla kurulmuş oluyor. Biz temsili okuduk, onu tefekkür ettik günlerce. Ondan sonra geldik hakikat bahsine. Hakikat bahsinde de ilerledik. Şimdi de o ilerlediğimiz kısımda bir miktar okuyarak tefekkürünü etmeye çalışalım. Şöyle bir yerden başlayacağız. Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı, pardon vaktimizi başlattık mı? Başlatmışız. Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Geldik namaz bahsiyle. Daha bunlar gibi gunagun ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümnü iman ile emnü emanet ile mücehhez, emin bir halifeyi arz oldular. Burada mesela dipnotlar var. Ahsen-i takvim ifadesi, emnü emanet ifadesi, halifeyi arz ifadesi bunlar hep Kur'an'ı ifadeler. Söz basımından da Allah razı olsun o ifadelere dipnot olarak ayetleri koymuş burada. Ve şu meydanı tecrübe ve şu destgahı imtihandan sonra onların Rabbi Kerim'i onları İmanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darüsselam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve ayinedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Bundan sonra füccar ve eşrar olan kısma geçiyor. Onu ben bir dahaki derse bırakmak istiyorum. Zaten bu üç paragrafı ama küçük de olsa üç paragraf diyebiliriz. Bu üç paragrafı bugün konuşsak herhalde epey bir mesafe almış sayılırız bizim derslerimizdeki hızımıza göre. Çünkü çok hızlı değiliz. Pekala, başlayalım. Sonra o Rabbül Alemin'in, ne demek Rabbül Alemin? Alemler Rabbi. Öyle çeviriyoruz Türkçe'ye, elimizden bu kadarı gelebiliyor. Bu ifadede ne var? Bu ifadede azami dairenin ifadesi var. Rab ismi aslında cemali bir isim. İnsanın varlıkta kalırken, varlık sürecini eda ederken terbiyesi, ihtiyaçlarının karşılanması, yani o sürecin, o ol sürecinin, Cenab-ı Hakk'ın ol demesiyle başlayan ol sürecinin içinde insan nelerden, ne hallerden, o oluşu yaşarken neler geçiriyor? Bunlar hep Rab ismiyle ilgili. O tedrici süreç, o olun, hilkatin içinde bizim şahit olduğumuz kendi sınırlılığımızla zaman, beden, hız gibi kayıtlarla ancak kendi çapımıza göre gördüğümüz o oluş sürecinin bize görünen kısmı Rab ismiyle tarif ettiğimiz bir terbiye içeriyor. Cenab-ı Hak bizi süreçlerden geçirerek, o süreç boyunca ihtiyaçlarımızı karşılayarak bir kemale doğru çıkarıyor inşallah. O Rabbül Alemin ama büyük daireden ifade ediyor şimdi. Ya burada bir celal zikri var. Rabbül Alemin dediğimiz zaman her şeyin Rabbi olduğunu hatırlamamız lazım. Azami daireyi düşünmek lazım. O Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı.
Cenab-ı Hak alemler Rabbi olarak uluhiyetini izhar etti. Nerede etti izhar? İşte bu katman katman alem tefekküründe bize gözükecek şekilde izhar etti. Sadece kendimize bakarak değil, aleme bakarak, alemin her bir katmanında, sadece bizimle değil, alemin her köşesiyle Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının ilgili olduğunu kavradığımızda, her bir yerde, afakta bu tecellileri gördüğümüzde, cemali isimlerin celali mertebelerini de temaşa edebiliyoruz. Sadece kendimizin rızık alışını düşündüğümüz zaman bu bize bir cemali görünüş oluyor. Belki bütün yavruları düşündüğümüz zaman gene cemali, ama bütün varlığın rızıklarının eda edilişini gördüğümüz zaman, o noktaya geldiğimiz zaman, daha büyük düşündüğümüz zaman sahnede bir celal hissediliyor. Ne demiştik daha önce? Bir gelinciği gördüğünüz zaman o gelinciğin üzerindeki işte renkler, onun nazik yaprakları, duruşu size bir cemal hissi veriyor. Ama diyelim uzaktan bir vadi gördünüz, gelinciklerle dolu, gelincik tarlası şeklinde. O haşmet, o kızıllığa bürünmüş vadiyi gördüğünüz zaman o da size bir celal hissettiriyor. Nevi de celaldir, fert de cemaldir diyordu Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de. Küçük küçük cemallerin bir araya gelişi bize celal görünüyor. Küçük küçük cemallerin bir araya gelişi bizim kayıtlarımız, sınırlarımız, kapasitemizin darlığından dolayı bize bir haşyet hissettiriyor. Bu işte celal hissi. Oradaki tecellinin de azami dairede, daha geniş bir dairede olduğunu düşünmemizi sağlıyor bu uyanış. Elhamdülillah. Şimdi Rabbül Alemin dediğimiz zaman aklımıza bu gelecek. Burada bir celal bahsi olacak. Bediüzzaman Hazretleri cemali isimler kullandığında anlayacağız ki fertlerden bahsedecek, cemali bir bahis olacak bu. Enfüse belki daha bakan ya da ferde bakan bir tefekkür olacak buradaki tefekkür. Ama celalden bahsediyorsa bizi büyük resme çıkaracak, külliyete çıkaracak, neve çıkaracak, türe çıkaracak, yani daha büyük okumalara bakmamızı sağlayacak bir uyanış istiyor bizden. Bunu derk etmeliyiz. Burada da hemen derk ettik. Rabbül Alemin dedi Bediüzzaman Hazretleri, burada bir celal okuması olacak demektir. Uluhiyet dedi, zaten uluhiyet anıldığı zaman da celal aklımıza gelir. Allah lafzayı celal olarak geçiyor değil mi? Allah ismi şerifi. Neden? Çünkü onda bir celal var uluhiyette. Her şeyi yaratan Allah ifadesi o. Rabbül Alemin'in uluhiyetin isharına karşı afaktaki bir okumadan gidiyoruz şu anda. Afak bize ne gösterdi? Baştaki ayeti hatırlayalım. Güneş, ay, yeryüzü, yıldızlar, daha yukarı çıkalım, galaksiler, süpernovalar, bilmem neler. Hepsi intizam içinde. Bu bize okuma bir ne hissettirdi? Korku, bir haşmet, bir ürperme, bir hani kendi sınırlılığımıza uyanış. Kuşatamadığımıza, kaldıramayacağımıza, bizi aşan işler olduğuna bir uyanış oldu. O izhar, o gösterme, Cenab-ı Hakk'ın o okutmaları, o lütufları bize ne hissettirdi peki? Zaaf içinde aczlerini. Acz, zaaf içinde. Bediüzzaman Hazretleri niye böyle bir ifade kullandı? Yani aczlerini hissettirdi demedi, zaaf içinde aczlerini dedi. Çünkü insan aczini, Allah-u Alem, zaafını kabul ettikçe okuyabiliyor. İnsan hep mi aciz? Hep aciz. Her zaman aciz. Ama zaafını kabul etmediğinde o acizlik görünür olmuyor. İnsanın, Ademoğlunun, Adem kızının aczine vakıf olması, zaaflarına vakıf olmasıyla mümkün. Bir kabulleniş sürecine yani muhatap olmalıyız önce. Ondan sonra aciz oluyor. Bunu nasıl bir misalle size açmaya çalışayım? Mesela bir adam var. Bu adamın ağırlıkları diyelim işte 10 kiloyu bile kaldıramayacak kadar zayıf bir bünyesi var. Ama adam bu zaafını kabul etmediği sürece, ben hakikaten normal insanlara göre daha az ağırlık kaldırabiliyorum. Normal bir insan atıyorum 50 kiloya kadar kaldırabiliyorken ben ancak 10 kiloya kadar kaldırabiliyorum demediği sürece, bu nesnedeki farklılığı, bu sahadaki farklılığı, bu oluştaki farklılığı, sonuçtaki farklılığı kabullenmediği sürece
içindeki aczin idrakine de ulaşamıyor. Hayata baktığımız zaman, topluma baktığımız zaman, gündelik yaşama baktığımız zaman, hayatımızın sergüzeştiğine, oradaki detaylara baktığımız zaman, bu okumalar içinde zaaf kabulleri bizi acze, zaaf inkarları da bizi kibre götürüyor. İnsan zaafını inkar ettikçe kibre yaklaşıyor. Zaaflarını kabul ettikçe acze yaklaşıyor. Bu peki bir şey mi? Yani yara mı? Zayıflık mı? Hayır değil. Aslında eşyanın olduğu hal. Siz hakikaten 50 kilo kaldıran insanlara rağmen 10 kilo kaldırabiliyorsanız bu zaten eşyada olan haldir. Sizin normal halinizdir. Vaz edildiğiniz haldir. Tevazu kelimesine köken olarak bunu söylerler ya, vaz edildiği halde olma. Alçak gönüllülük deyince sanki olduğu halden daha aşağıya kendisini çekiyormuş gibi anlaşılıyor. Halbuki tevazu daha çok vaz edildiğin halde olma. Bismillah. Biz de zaaflarımızı kabul ettiğimiz zaman aşağı düşmüyoruz, eksikliğe inmiyoruz, sıfırın altına daha böyle aşağılara kendimizi, varoluşumuzu çekmiş olmuyoruz. Böyle yaklaşmak yanlış. Zaaflarımızı kabul ettiğimiz zaman biz kendimizi olduğumuz gibi kabul etmiş oluyoruz. Evet, ben böyleyim. Benim kollarım bu kadar kuvvetli. İşte başkası 10 kilometre koşuyor. Ben ancak 2 kilometre koşabiliyorum. Veya işte kuşlar uçabiliyor. Ben uçamıyorum işte. Yani böyle şeyleri kabul ettiğimiz zaman eşyanın içinde durduğumuz yeri doğru kabul etmiş oluyoruz. Zaaflarımızın kabulü bizi eşyada olduğumuz yeri kabule götürüyor. Doğru, makul olan, sahici olan, gerçek olan, hikmetli olan yerimizi kabul etmiş oluyoruz. Bunları inkar ettikçe ne oluyor? Bir kurgu alan, bir tasannu alan, yapmacık alan oluşuyor. Orada görünmeye çalışıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin yine kibirle ilgili bir metinde söylediği şey, hani herkesin bu alemde bir penceresi var. Kişi o alemdeki penceresinden daha üst bir yerdeyse oraya eğilerek bakar. Tevazu ile bakar. Ama o olduğu yerin aşağısında bir yerdeyse hakikatte zıplamaya çalışır o pencereye ulaşmak için. İşte diyelim bir kaymakam var, bir vali var veya başka türlü bir hak etmediği makamda olan bir insan var. İçindeki sığlık oraya zıplamaya çalışması, oradaki kurgusallığı, yapmacıklığı, sırıtan hareketleri bize der ki ya bu adam bu makamın adamı değil, bak zıplıyor ulaşmak için oraya, yırtınıyor, olmadığı bir yerde görünmeye çalışıyor, kibir yapıyor, büyükleniyor, hak etmediği için o makamı, büyüklenerek o penceresine, o makamın toplum içindeki penceresine ulaşmaya çalışıyor. Tersi bir şekilde bir insan aslında hak ettiği makamdan, içindeki kemalin gerektirdiği makamdan daha düşük bir yerdeyse bu adam da tevazu gösterir o makamda. Neden? Daha üst bir yere layık zaten. Onun o pencereye ulaşması aşağıya eğilmesiyle mümkün. Kendisi daha yukarıya layık. İşte bu da mesela çok güzel bir öğreti. Karşılaştığımız bir insana dair bu okumayı yapabiliriz. Önce kendimize tabii bu okumayı yapmalıyız. Zıpladığımız yerler mi var, eğildiğimiz yerler mi var? Zıplıyorsak bilelim ki biz o makamın adamı değiliz. Eğiliyorsak bilelim ki evet, o makamı kaldırabilme ihtimalimiz var. Burada da geldik yine zaafa döndük. Zaaf eşyayı olduğu gibi kabul etme aslında. Benim zaaflarım var mı? Var. Bunları kabul ettiğim anda çok konuşuyorum. Keşke bu kadar konuşmasam. Başka ne? İşte böbürlenmeyi mi seviyorum? Keşke böyle böbürlenmesem. İşte kişisel ilişkilerimde çok iyi değil miyim? Keşke böyle olmasam. Bunları kabul ettiğim an bunların şifası için yol açılıyor. Kabul etmediğimde yara da inkar edildiğinden şifası da gelmiyor. İşte Irvin Yalom'dan geçen derste de alıntıladığımız o söz, Bugünü Yaşama Arzusu kitabından, tedavi suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği yerde başlar. Tedavi suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği yerde başlar. Biz de zaafımızı kabul ettiğimizde artık sorumluluğumuzu kabul etmiş oluyoruz. İşte zaaf içinde acizlerini, zaaf zaaf okunan acizlerini, zaafları kabul etmekle, eşyadaki o yapamadıklarımızı kabul etmekle bizim içimizde tezahür eden acizleri ve ihtiyaç içinde fakırları. Fakır da ihtiyaçla görünüyor. Her ihtiyaç bu mudur? Buna dahil midir? Yani
büyük dairede her ihtiyaç buna dahildir. Ama daha öz dairede hakiki ihtiyaçlardır burada kastedilen. Ya bir insan kendisini alkol müptelası etmiş. Bu da bir ihtiyaç olmuş onun için artık. Kurgu bir ihtiyaç. Bu sahici bir ihtiyaç mı? Değil. Bu kurgu bir ihtiyaç. Bunun gösterdiği bir fakir var mı? Ya büyük resimde bakarsanız var. Ama hakiki hayatta o bir okuma verir mi bize? Doğru bir okuma vermez. Ya ben işte çok alkol kullanıyorum, Allah'a karşı fakrımı hissediyorum diye bir şey yok. Böyle olmaz. Hakiki ihtiyaçlardan, insanın fıtratında var olan Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ihtiyaçlar, bağışladığı, kendisini bilme yolları olarak bağışladığı ihtiyaçlar, yine Mevlana Celaleddin Rumi'den Kuddisesi Ruh alıntılanan bir Hollywood filminde alıntılanmıştı. Ben de oradan duydum ama kendim Mesnevi'de görmedim. Şey diyor, yaralar ışığın vücudumuza sızdığı yerlerdir. Yaralar ışığın vücudumuza sızdığı yerlerdir. Biz ona yara diyoruz ama ışık da ancak oradan giriyor vücudumuza. İhtiyaç da öyle. Eğer ihtiyaçlarımız olmasa biz Cenab-ı Hakk'ı nereden bileceğiz? Böyle bir arayış içinde olmazdık ki. Böyle bilme yolları da açılmazdı. Aslında ihtiyaç dediğimiz şey bilmenin yolları. Ben yemek ihtiyacı hissediyorum. Bununla Cenab-ı Hakk'ı rızık yönüyle, işte bedensel rızık yönüyle tanımanın imkanı açılıyor. Ben ne diyeyim işte mesela şiir gibi, edebiyat gibi şeylere ihtiyaç duyuyorum. O yönlerden Cenab-ı Hakk'ı tanımaya bir kanal açılıyor. İhtiyaç bilmenin yolları açılıyor. İhtiyaç insana Cenab-ı Hak bilmenin yollarını açıyor. Fakrımız da aslında bizim en özünde fakr, bilme durumumuzu gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Fakirlik fahrımdır demiş. Yani fakirliğimle övünürüm demiş. Bu şey anlamında mı sadece? Maddi anlamda yoksul olma anlamında mı? Yok, sadece o değil. Aslında şuur hali, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bilgiye açık olma halini de karşılıyor bu. O kadar fakrının farkında ki Cenab-ı Hakk'a karşı bütün bilmenin yolları açık. Bir beşer, bir insan Cenab-ı Hakk'ı ne kadar bilir, kaç yolla bilebilir? Bütün yollar o yönden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da açık. Bizim kabul etmediğimiz zaaflarımız var, az önce konuştuğumuz gibi. Kabul etmediğimiz ihtiyaçlarımız var. Belki de hep gidermemize rağmen ihtiyaç muamelesi göstermediğimiz, görmeyen bizden, şuurunda olmadığımız ihtiyaçlarımız var. Karşılanıyor, gün içinde her an karşılanıyor. Gün ışığına maruz kalma ihtiyacımız var. Hiç hapis hayatı yaşamadık ki, Allah göstermesin, bir yerde böyle karanlıkta kalmadık ki gün ışığı ihtiyacının karşılandığına uyanalım. Hep o ihtiyaç karşılandı. Şuuruna varamadık o ihtiyacın. Yoksunluğunu tatmadığımız için, farkında olmadığımız için hep karşılandı ama biz hiç uyanmadık. Hep nefes alıyoruz ama kaç defa acaba elhamdülillah diyoruz bunun için? Her gün güneş doğuyor, kaç defa teşekkür ediyoruz Allah'a güneş için gibi gibi. İhtiyaç şuuru insanda geliştikçe değil ihtiyaçlarını kurgusal bir şekilde işte uyuşturucu kullanarak, alkol kullanarak, çeşitli belalara müptela ederek, zevklere müptela ederek, lükslere müptela ederek, kurgusal bir şekilde ihtiyaçlarını arttırarak değil, fıtratında zaten nakşedilmiş olan o ihtiyaçlara her an hayatta tutunmamızı sağlayan İsmi kayyum tecellileri bizi her an hayatta tutuyor Cenab-ı Hak. Her an varlıkta tutuyor Cenab-ı Hak. Arzidir varlığımız. Oradaki her bir detaya uyanmak, şuuruna varmak bağlamında. Uyandığımız an fakir durumumuz da artıyor. Bu bize bilmenin yollarını açıyor. Cenab-ı Hakk'ı bilmenin yollarını açıyor. Bir, iki, Cenab-ı Hakk'a ihtiyaç içinde olduğumuzu hissetmek ibadete şevk veriyor. İbadet ne zaman ihtiyaç oluyor? İnsan hakikaten ihtiyaçlarının farkına vardığında. Allah Celle Celaluhu, onun isimleri ve sıfatları, sizin için tecellileri, bahşi, sizin için ihtiyaç olduğunda, birebir bunun şuuruna vardığınızda, zaten ihtiyaçları da şuuruna vardığınızda, ibadet de size ihtiyaç oluyor. Neden? Çünkü onu kazanmanız lazım. Onu razı etmeniz lazım. Bu uyanış ibadetleri de böyle suhre gibi, yük gibi yapmak değil de inanarak, severek, hakikaten susamış gibi yapabilmemizi
sağlıyor elhamdülillah. Zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet, kulluk bu demekmiş bak. Zaaflarımızın içinde aczimizi kabul etmemiz, ihtiyaç içinde fakırlarımızı kabul etmemiz. İlan diyor bak burada. Zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakırlarını ilandan ibaret olan ubudiyet. Kime ilan ediyoruz? Öncelikle kendimize. Kendimizi seyreden bir gözüz biz. Cenab-ı Hak insanı kendisini de derk eden, kendisini de inceleyen, kendisi kendisi için aynı olan bir canlı olarak yaratmış. Kendimizi ilan ediyoruz bir, daha sonra da varlığa ilan ediyoruz iki. Birinci kısım kulluğumuz, ikinci kısım tebliğimiz. İlan ediyoruz yani bunu böyle, bu bilgiyi, kendimizden okuduğumuz bu bilgiyi kendimize ilan ediyoruz. Farkına varmayan, o şuura varmamış bölgelerimize, kendi şuurumuza varak kendimizi ilan ediyoruz. Öncelikle ibadet bunu sağlıyor. Daha sonra da tebliğ olarak dışarıya da, biz o ibadeti yaptıkça dışarıya da bir ilan oluyor bu. Yukarıda mesela ezanla ilgili şey geçmişti, hayyâlel felah deyip herkesi şahit tutmak denmişti. İşte o da mesela bir tebliğ boyutuydu bunun. Onu da geçen ders konuşmuştuk. Merak edenler için geçen ders adres gösterelim. İhtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Böyle şeyler söylediğimiz zaman ya da ilk söylendiği zaman ben de şey hissediyordum. Ya namazda ne var arkadaş, bu kadar büyütülüyor, bu kadar önemseniyor. İşte eğiliyoruz, kalkıyoruz, dualar okuyoruz falan ama hani çok da büyük bir iş değil. Hani büyük iş nedir diye sorsak, büyük iş bizim için ne olmuş artık? Modern medeniyetin de etkisinde kalarak. Mesela bir adam 100 saniyeyi, Hüseyin Bolt kaç saniyede koşmuştu? 8 küsür müydü? Atıyorum bir adam çıktı, 100 metreyi 7 saniyede koştu. Bu bize büyük iş geliyor. Adam mesela Cristiano Ronaldo topa kafa attı, ne kadar zıpladı? Atıyorum 1,5 metre zıpladı. Ne kadar zıpladı bilmiyorum ama o rekoru kimdedir onu da bilmiyorum. Öyle bir zıpladı, topa kafa attı, 90'da gol attı. Büyük iş. Yapılmadı bu daha önce falan. Veya işte adam bir depar attı, bir çalımlar attı falan, işte gol attı. Basketbolcu şöyle sanki Michael Jordan havada asılı kaldı, basket attı. Bize böylesi fiiller büyük işler gibi geliyor. Benzeri az olan fiiller, az yapılabilen fiiller. Acaba büyük iş bu mu? Bu mudur? Yoksa alemin ittifak ettiği, öyle olduğunda, öyle yapmak gerektiğinde ve sürekli tekrar edilen iş mi büyüktür? Bu soruyla bir yüzleşelim. Dünyada sadece bir tek yerde bulunan, bir meyveden yapılan tek bir pasta mı büyüktür? Yoksa su mu büyüktür? Dünyanın her yerinde içilen, her an içilen su mu büyüktür? Ben de içeyim bir su. Arkadaşlar, nimetin bolluğu onun eksikliği değildir. Nimetin bolluğu ve sık kullanımı onun daha önemli olduğunu gösterir. Hava. Her an soluyoruz. En önemli ihtiyaç ne? Hava. Olmadığını da gör bakalım şöyle. Ya da işte su, az önce konuştuğumuz. Ya da işte gıdalar. Ekmek. Ya ekmek bir yerde, bir tarafta da işte bilmem ne baklavası. O baklava tamam ama ekmek her an, her gün veya işte hayatımızın başından sonuna kadar yol arkadaşımız. Bedenimizin belki büyük bir kısmı o ekmeklerden oluştu. Fakat o az ya. Biz az olana böyle öyle öğretmişler bize. Bu manipüle etmişler bizim değer algımızı. Az olan, nadir olan bize kıymetli geliyor. Çok olan, bol olan ama ihtiyaç olan, o olmazsa var olunamayan şeyler o kadar da önemli değilmiş geliyor. Buradaki bozuk algı fiillerimize de yansımış, fiil okumalarımıza. Hüseyin Bolt bilmem kim işte kısacık sürede koştu, bilmem ne kadar zıpladı, bilmem ne kadar hızlı koştu, şey yaptı, depar attı, çalım attı, kondisyonu şöyle, fiziği böyle, boyu şöyle. Bunlar bize çok önemli geliyor. Ama gel gelelim, namaz gibi ümmetin salihlerinin ittifak edip hep yapla geldikleri Adem Aleyhisselam'dan ta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar
ve ondan sonra da gelen salihlerin yaptığı bu amel, üzerinde ittifak ettikleri, böyle yapmak gerekir dedikleri bir amel bize küçük geliyor. Önce hani bunu sorgulamak lazım. Öyle baktığınız zaman diyorsunuz ya hani salihlerin üzerinde birleştiği bir işi yapmak, salihlerin hepsinin değer verdiği, bu kazandırıyor, bu çok önemli bir şey dediği bir şeyi yapmak, diğer tarafta fasıkların, kıymetsizlerin, boş beleş adamların kıymet atfettikleri fani, geçici, ölücü, bitici, değersiz, anlık amellere değer atfetmek, onlara kıymet vermek, birincisini seçmek çok daha mantıklı. Böyle düşününce, bu resmi biraz geniş okuyunca, öyle yani, niye ben peygamberlerin hepsinin ittifak ettiği bir amel yerine ne diyeyim işte breakdance yapayım, bilmem rapçiler gibi kafamın üstünde döneyim falan filan, böyle şeyler niye bende itibarlı olsun da salihlerin ittifak ettiği şey itibarlı olmasın? O onu nasıl geçebilsin? Bu 3 gün sonra değişiyor. Bazen videolar olur. İşte 100 yılda değişen danslar diye. İşte 1910'da danslar nasılmış, 20'de nasılmış, 30'da nasılmış. Bakıyorsun ya bunların itibarları evet çok parlıyorlar o belki 3 yıllık 5 yıllık süreçte ama arkası yok. Ama bir de bir amel var. İnsanlığın başından sonuna kadar moda. İnsanlığın başından sonuna kadar popüler. İnsanlığın başından sonuna kadar hikmetli. Hikmet hiç eskimiyor. Buraya dahil olmak daha mantıklı değil mi ya? Diyelim, bunu bir hatırlayalım. Sonra da şuraya tekrar atıf yapalım. Namaz, ubudiyetin hülasası. Ubudiyet bize varlıkta tuttuğumuz yeri eda etme tatmini veriyor. Aslında bu hayatta şunu yaptım, içimde bir tatmin hissettim dediğimiz her ne varsa ubudiyetin parçasıdır. Şuurunda olalım, olmayalım. Mesela adam yeryüzü doktorlarına katılmış, Finlandiyalı, ateist belki doktor. Ama geliyor fakir fukaraya yardım ediyor, doktorluk yapıyor. Bununla içsel bir tatmine ulaştığını söylüyor. Yani Finlandiya'da daralmış, bunalmış, İsveç'te şurada burada psikolojisi bozulmuş. Ya ben bu parayı falan kazanıyorum ama bu beni tatmin etmiyor demiş, çıkmış yola. Afrika'da insanların gözlerini ameliyat ediyor. Bununla içinde bir huzur buluyor. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak zaten insana böyle bir hayır işleme istidadı vermiş. O istidadı eda ettiği zaman bunun Allah için olduğunu, lillah için olduğunu bilmese bile vücut o tatmini yaşıyor. Veya ruh veya kalp o tatminleri yaşıyor. Ubudiyetin parçası olarak bunların tatminini yaşıyor. İşte bunu örnek verdik. Sadaka vermek diyelim. İşte eza veren bir şeyi yoldan kaldırmak diyelim. İnsanlara hürmet etmek, iyi insanlara hürmet etmek diyelim. Gibi gibi çoğaltın. Hani hayatınızda ya bu salih ameldir dediğiniz ne varsa bunların hepsi namazda var aslında. Namaz kıldığınız zaman siz ne yapıyorsunuz? Namaz kıldığınız zaman bir kere zamanınızı veriyorsunuz arkadaşlar. Geçen bir kitap okudum. İzan'ın Şarkısı diye. Magda Szabo diye bir yazar. Böyle doğru telaffuz ediyorum umarım. Macaristan asıllı. Daha önce Yavru Ceylan diye bir romanını okumuştum. Bu sefer de İzan'ın Şarkısını okudum. Yapı Kredi Yayınları'ndan. Orada karakterlerden birisi İzan'ın işte eski kocası olan, ismi neydi? Alton muydu öyle bir şeydi, neyse unuttum ismini. İzan'ın bencil olduğu fikrine varıyor. Halbuki İzan'a baktığınız zaman her gece bir şeyler yapmaya çalışan birisi böyle. Diyor ki kendisinden hiç taviz vermeden yapıyor diyor. Bu diyor hakiki bir fedakarlık değil yaptıkları. Aslında görev gibi yapıyor bunları. Yani robotsu bir şekilde yapıyor. Kendisinden hiç fedakarlıkta bulunmadığı için bu aslında bencil diye bir kanaate varıyor. Ben onun üstüne düşündüm ya, bu adamın bu tefekkürü, bu işte eski karısı hakkındaki bir düşüncesi ne kadar mantıklı. Ya aslında doğru. Mesela zamanınızı vermiyorsanız bir insana ya o kadar da onun için bir şeyler yapıyor sayılmıyorsunuz. Mesela yabancı filmlerin çok konusudur. Zengin baba çocuğu ne istese alıyor ama hiç zaman vermiyor. Hiç böyle ona zaman ayırmıyor mesela. Sohbet etmiyor, beraber bir şey yapmıyor. Fakat ne istiyorsa, kredi kartı vermiş ona limitsiz. Çocuk her şeyi alabiliyor. Ya bu
İyilik mi, fedakarlık mı? Yok değil. Kendinden vermedik hiçbir şey. Asıl mevzu, insanın o bencilliğini kıran fedakarlığın, asıl fedakarlığı insanın kendi hayatından vermesi, zamanından vermesi. Biz bir kere namazla zamandan vermeyi öğreniyoruz. Zamanımızdan, Cenab-ı Hakk'ın malı olan zaten zamanımızdan yine ona vermeyi öğreniyoruz. İşte dualar, orada o duaların her birisinin bize öğrettiği bir şuur hali var. Kabul etmiş oluyoruz zaaflarımızı. İnsan dua etmeye başladığı anda bu bir bilinç hali. İstenilecek birisine iman ettiğinizi gösteriyor. Sizin istemek zorunda olan, durumunda olan bir aciz olduğunuzu ifade ediyor. Bir de o duaların işitildiğini, mesela bununla ilgili isimlere, sıfatlara iman ettiğinizi gösteriyor. Gibi gibi o duanın içeriğine göre pek çok uyanışlar bir duada saklanıyor. Ayetler okuyoruz, onları öğrenmiş oluyoruz gibi gibi çok şeyler hep namazın içinde. İnsan ilk surelerini için ezberler, namazda okumak için ezberleriz. İlk ezberlediğimiz dualar, daha dün yeğenim Yusra mesela 5 yaşında, Allah hayırlı afiyetli, imanlı, ihlaslı ömür nasip etsin. Sübhaneke duasını okumuş, öğrenmiş, bana okudu. Bak, niçin? Namazın duası. Bununla başlıyoruz. Sonra başka dualar da yapacak mıyız? Yapacağız ama onunla girişimiz oldu, girizgahımız oldu. Namaz hakikaten böyle bir şey yani. Hülasa. Hülasa bir anlamda özet, özetlenmiş hal, bir anlamda da giriş ifade eder. Bir kitaba girişi nereden yapıyoruz biz? Şimdi kitap içindekiler bölümünden değil mi? Açıyoruz. İçindekiler bölümü çıkıyor karşımıza. Ondan sonra da açıldıkça, devam ettikçe o başlıkların açılımlarını öğreniyoruz. Bunun gibi de namazla biz giriyoruz, özet, sonra o başlıklar açılıyor inşallah Cenab-ı Hak lütfettikçe. O başlıklar açılıyor, o başlıklardan daha başka şeylere de varıyoruz. Ama uyanışımız, başlangıcımız, o bağ, alemin Adem'le, Adem'in alemle kurduğu bağ namazdan başlıyor. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Oo, vaktimizi bir paragrafta mı bitirdik? Galiba öyle olmuş. Sonra o Rabbül Aleminin, Alemler Rabbinin uluhiyetin izharına karşı, o en geniş dairede yaptığımız, çıkabildiğimiz kadar tabii, geniş okumaya karşı kendimiz içinde bir zıddiyet görüyoruz. O Alemler Rabbi, biz ise zaaf içinde aciz sahibiyiz, ihtiyaç içinde fakr sahibiyiz. Bunları ilan ediyoruz. Biz o değiliz. Biz Allah değiliz. Haşa sümme haşa. Buna uyanıyoruz yani. Namaz da bu uyanışın ifadesi. Ben Allah değilim. Ben ibadet ediyorsam o halde ben Allah değilim. Haşa sümme haşa. Yani bunu böyle ifade ediyorum o uyanışı ifade etmesi için. İnsan ilk ibadetini yaptığı anda, ibadet olarak bilerek, şuuruyla yaptığı anda neyi kabul etmiş olur? Ben Allah değilim. Benim Allah'ım bu ibadet ettiğim şeydir. Bunu ifade etmiş oluruz. Taşlar yerine oturmuş olur. İlk ibadette bu açılım sağlanır. O Rabbül Alemin uluhiyetin isharına karşı zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler diyor ve bu paragraf burada bitiyor. Çok kısa bir paragraftı zaten. Bundan sonra iki paragrafımız daha vardı ama benim çenemin düşüklüğünden dolayı süremiz el vermedi. 40 dakikada bu kadar konuşabildik. Kusurumuza bakmayın ama çok hoşuma gidiyor. Mesela burada şimdi konuştuklarımız, belki bazıları da size anlatacağım bahanesiyle Cenab-ı Hakk'ın elime koyduğu akçeler. Elimizi hiç boş çevirmiyor hamdolsun. Biz de ona elimizi açmaktan teberri etmeyelim. Zaafımızı kabul edelim ki bize ihsanı olsun, bağışı olsun. Bunları konuştuk. Bakın ne güzel şeyler açıldı elhamdülillah. Ben de öğrendim yani size anlatırken ben de öğrendim. Ne diyelim, Cenab-ı Hak bu sırlardan, bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin. Daha nice nice günler, haftalar, ömür verdikçe, afiyet verdikçe, onun ismi şerifi, sıfatı şerifesi ve şuunat-ı zatiyesi hakkında muhabbetler etmeyi cümlemize nasip eylesin. Onlardan hissedar olmayı, gırtlaktan aşağı indirmeyi, hayatımıza tezahürlerini önce ihlas olarak, sonra ibadet olarak, iman olarak tesir ettirmeyi de cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ El Fatiha.